Stüdyo konuğumuz, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın. Efendim hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bütün beklenti 1 Mayıs yaklaşırken, 1 Mayıs'ın bir bayram havasında geçmesi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bir vurgusu vardı Sayın Yalçın. Dedi ki gerginlikten, şiddet beklentisinden uzak bir 1 Mayıs bekliyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Başbakanın beklentisine katılmamak imkansız. Çünkü kamu... Görevlilerinin de beklentisi bu. Bugün yayınladığımız bir araştırmamız hı hı. söz konusu ve araştırmamızda da aynı sonuç ortaya çıkıyor. %95'i kamu görevlilerinin neredeyse 1 Mayıs'tan bu beklentiyi dillendiriyor. O yüzden 1 Mayıs şiddet alanı olmaktan, vandalizmden, anarşiden, terörizmden uzaklaştırılmalı. Hı hı. Bu anlamda başbakan aslında toplumun beklentisini, kamu görevlilerinin beklentisini ifade ediyor. Her ne kadar marjinal bazı e, örgütlenmeler, bazı paramiliter yapılanmalar bu anlamda 1 Mayıs'ı gerginlik alanı olarak, kendilerini göstermen olarak e, düşünseler bile. Efendim, siz bir giriş yaptınız. Bu sabah önemli bir rapor açıkladınız. Geçmişten günümüze 1 Mayıs raporu. Raporun içeriğinde neler var Sayın Yalçın? Rapor, e, Türkiye'de ee, 1 Mayıs'a ışık tutarken dünyada da 1 Mayıs'ın ortaya çıkış sürecini <laughs> e, ifade eden daha sonra da bir araştırmayla e, 12 ilde yapılmış araştırmayla kamu görevlilerinin 1 Mayıs'a ilişkin bakış açılarını ortaya koyan e, bir rapor ve bugün basında kamuyla <laughs> paylaştık. E, 1 Mayıs'ı bizim gündemimize alan şey nedir? 1 Mayıs e, yoğun emek ortamlarında insanların gün aşırı çalıştırılması ve 12 saat çalışmaya tabi tutulmasına karşı çıkan 1830'dan başlayan bir mücadele İngiltere'den başlayıp Avusturya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya yayılan ve günlük 8 saat çalışmayı önemli kılan ve bu anlamda benimseyen bir yaklaşımın oradaki mücadele alanlarında insanların bedel ödemesi emekçilerin hayatını kaybetmesi hı. ve 340 bin kişinin katıldığı grevlerle hı hı. gündeme gelmesi neticesinde 1889'da Paris'te toplanan 2. İnternasyonel'de alınan bir karar var. 1 Mayıs uluslararası nitelik kazanıyor ve bir dayanışma günü olarak emek literatürüne girmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki temel yaklaşımsa işçiler günlük 8 saatten 8 saat dinlenmeli, 8 saat eğitim ayırmalı, 8 saatte çalışmalı diye bir yaklaşım etrafında toplanılıyor. Bizim ülkemize 1 Mayıs'ın giriş süreci neresi? 1909'da Osmanlı'da ilk 1 Mayıs kutlaması oluyor ve bu tarihsel planı özellikle vermem lazım ki nedir bu 1 Mayıs? Neden Çok bu doğru. kadar Önemli diye insanlar ekranları başında ister istemez buna ilişkin soru cümlelerini zihinlerinde geçiriyorlar. O yüzden ilk kitlesel kutlama ise 1 Mayıs 1921'de hı hı. Türkiye'de yapılıyor kitlesel anlamda. 24'te 1 Mayıs kutlamalarını Türkiye Amele Birliği tertip ediyor. Ancak yeni rejimin hükümeti şiddetli bir tepki göstererek 1 Mayıs'ı 24'te yasaklıyor. Hı hı. İnan hükümeti döneminde Takrir-i Sukun kanunundan sonra... Ee, 1 Mayıs emek bayramı olarak kutlanmaktan uzaklaştırılıyor ve artık çok zorlaşıyor. 25'te bütün dünya işçileri birleşiniz hı hı. diye bir broşür yayınlanıyor ve Amelette Ali cemiyeti yöneticileri bu broşürden dolayı tutuklanıyor. İstiklal mahkemelerinde yargılanıyor ve hatta hı hı. 7 yılla 15 yıl arası e, hüküm giyiyorlar, ceza alıyorlar. E, dolayısıyla e, 1 Mayıs'ın tek parti döneminde kutlanması yasaklanıyor Yasak. Türkiye'de. Yani garip bir şey var Türkiye'de. Sol iktidarların olduğu dönemlerde 1 Mayıs yasaklanıyor. 1951'e geldiğimizde Menderes döneminde çıkarılan bir yasayla 1 Mayıs tatilinde yarım ücret ödenmesi kararlaştırılıyor. 56'ya geldiğinde tam ücret ödenmesi kararlaştırılıyor Menderes döneminde. 60'ta devlet erkanı olarak, hükümet yetkilisi olarak 1 Mayıs'ı radyodan kutlayan başbakan olarak Menderes tarihe geçiyor ve 60'tan sonra ihtilalden sonra zaten e, bu gündemden çıkıyor ve 75 yılına kadar kutlama yapılmıyor. 76'da hmm. bir kutlama var. 77'ye gelindiğinde de zaten Türkiye'deki o meşhur e, sevimsiz olay evet. e, ortama e, gündeme geliyor ve Taksim'de sol grupların sol freksiyonların birbirleriyle olan dip dalgadaki çatışmaları hmm. 1 Mayıs'ın gergin olmasına daha sonra 1 Mayıs'a kan bulaşmasına e, faili meçhullerin olmasına ve 36 kişinin Hayatını kaybetmesine neden olan o 1 Mayıs var ve o 1 Mayıs'ın daha sonra 12 Eylül'e zemin hazırladığı ondan sonraki süreçlerde de net olarak ortaya çıkıyor. 1 Mayıs'ın 77'de bu olay yaşanırken 6 Haziran'da seçimlerin olacak olması manidar. Manidar. Çünkü, Bundan sonraki süreçlerde de 1 Mayıs üzerinden gerginliğin üretildiği tarihe baktığınız zaman o tarihler netameli tarihler. Hı hı. E, 79'da e, yasaklanıyor 1 Mayıs. 80'de sıkı yönetim e, 30 ilde gösteriyi hı hı. yasaklıyor. Ve 92 2006 arasına kadar kutlamalar yapılıyor. Bu arada da sadece 28 Şubat'a giden 96'da bir 1 Mayıs'ta kan bulaşıyor ve 3 kişi hayatını kaybediyor. Hı hı. E, ve 2006'ya kadar sorun yok. Mesela rahmetli Ecevit'in e, başbakan olduğu dönemde hiçbir Mayıs dayatması, şey Taksim dayatması falan yok. Abi de hürriyette yapılıyor. Gösteriler ama 2007'ye gelindiğinde 1 Mayıs Taksim dayatması başlıyor. Neden? Çünkü dün e, yıl dönümüydü E-Muhtıra. Tam hemen peşinden, peşinden Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve o tartışmalı ortam hı hı. E, seçim var. Yine aynı yıl içerisinde. Darbe söylentilerini ve darbe gerekçesiyle tutuklamaların olduğu çok yoğun ve netameli bir gündem. Böyle bir gündemde 1 Mayıs Taksim üzerinden dayatılıyor ve Taksim bir anda kutsal ilan ediliyor. O yüzden insanların zihinlerine hücum eden sorular bir anlamda karşılıksız değil. Bunların karşılığı var Türkiye'de ve 1 Mayıs'a ilişkin 2008'de AK Parti hükümetleri döneminde ...emek ve dayanışma günü olarak ilan ediliyor. 2009'a gelindiğinde de... ...bugün tatil ediliyor. Evet. Dolayısıyla... E, ...ve 2010'da... ...32 yıl aradan sonra... ...Taksim yeniden emek örgütlerine yine... ...AK Parti hükümetleri sayesinde açılıyor. Biz... ...2010'da... ...ve 2 iki e, yıl üst üste... Hı hı. E, ...Taksim'de bir araya geldik... ...emek örgütleri olarak beraber. Fakat... E, ...Taksim'de... ...1 Mayıs'ı kutlamak değil... Ee, 1 Mayıs'a e, ilişkin şiddeti, anarşizmi, vandalizmi gördük. Çünkü Türk İş Başkanı Pet hı hı. Şişeler'de e, kürsüden uzaklaştırıldı. Memur Sen'in başkan yardımcısı, şimdiki milletvekili, o zaman Sağlık Sen Genel Başkanı'ydı, hı hı. Mahmut Kaçar kürsüden düşürüldü ve kolu kırıldı. Hı hı. Ee, anarşizm kürsüyü işgal etti ve olaylar yarıda kesildi. Ertesi yıl yine aynısı cereyan edince inatla 3. yıl yine beraber yapalım dedik. Çünkü bunun normalleşmesi bizim için önemliydi. O zaman da keske disk çeşitli bahaneler sürerek geri çekildiler ve sonra emek örülükleri müstakilen yerlerde kutladılar. Hı hı. Biz Tan Dolanda akışla kutladık. Çanakkale'de müstakilen kutladık. Diyarbakır'da müstakilen kutladık. geçen yıl Konya'da akışla beraberdik. Bu yılda. da Neredesiniz Kahramanmaraş Kahramanmaraş'tasınız. Nasıl bir program bizi bekliyor? Kahramanmaraş'ı seçmenizin özel bir nedeni var mı? Var. E, şundan dolayı biz aslında önce Taksim istedik. Hı hı. İstanbul Valiliği'ne bu yıl yazılı müracaat eden ve müracaatı reddedilen e, kuruluş biziz e, sen olarak. Neden o zaman Taksim konusunda bu dayatmalara karşı çıkıyorsunuz da Taksim'i niye istiyorsunuz gibi bir soru gelebilir. Hı hı. İnsanların zihninde de böyle bir soru şekillenebilir. <laughs> Şunun için. Biz Taksim'de çatışmasız, bayram havasında, şenlik havasında, eşiyle, çocuğuyla, eşi, dostuyla, akrabasıyla herkesin bir Mayıs'ı kutlayabileceğini bu millete göstermek. 1 Mayıs Taksim fotoğraflarının tarih olmasına katkı sunmak için. Algılarımıza da aslında bir mesaj evet, öyle değil bunun mi? Bunun için 1 Mayıs'ta Taksim'i biz istedik. Dedik ki gösteri alanı olmasa bile Taksim'de bunun nasıl mümkün olabileceğini göstermek istiyoruz diye. Ama e, valilik burası gösteri alanı olmaktan çıkarıldı. Dolayısıyla İstanbul'un başka bölgelerini verelim deyince biz bu kez Maraş'a kaydık. Sebebi şu, e, Çanakkale'de e, 1 Mayıs kutladığımızda Çanakkale ruhuna birlik beraberliğe dikkati çektik. Diyarbakır'da 1 Mayıs'ı kutladığımızda ülkenin doğusu batısı bizim için hiç fark etmez. Bizim için mekanlar değildir kutsal olan. Bizim için önemli olan, değerli olan şey emek gündemine ilişkin Doğru. taleplerimizi, tekliflerimizi kamuoyuyla paylaşmaktır dedik. Geçen yıl Konya'daydık. Bu yıl Maraş almamızın altındaki temel neden Türkiye küresel operasyonlarla karşı karşıya. <laughs> Türkiye'de bazı e, egemen güçlerin e, oyun alanı olarak seçtiği bazı noktalarda gönüllü <laughs> kuruluşları olan, onların uzantıları gibi hareket etmeye hevesli, teşne bazı kuruluşlar Türkiye'nin karışmasına, Türkiye'nin alt üst olmasına katkı sunma hevesinde olabilirler. Ama biz küresel emperyalizme karşı bir direnişin, bir dirilişin hissiyatını ifade etmek için Maraş'ı seçtik. Çünkü Maraş, küresel emperyalizme karşı bu milletin baş ilk başkaldırı evet. yaptığı yerdir. Sütçü İmam'ın evet. sesini yükselttiği yerdir. Dolayısıyla Maraş'ın böyle bir anlamı var. Bir de şu an Suriye yanı başımızda Esed terörü dolayısıyla insanlar e, çok sıkıntılı süreçler yaşıyor ve 3 milyon insan Türkiye'de misafir ediliyor, evet. kucak açılıyor, ekmek paylaşılıyor. Maraş'ta bu anlamda tartışmalarla gündeme geldi. Bazı marjinal Hı -hı. yapılanmalar e, bu konuda e, ön plana çıkarak e, oradaki insanların neden buradan misafir edildiği konusunda anlamamazlıktan gelerek karşı Tartışmaz duruş ortaya Dolayısıyla Hı -hı. bizim e, Ensar Muhacir kardeşliği noktasında bir hassasiyetimiz var. Memur Sen ailesi 2 ay içerisinde 154 tır yardımı Suriye'ye e, Bayır Bucak Türkmenlerine yola çıkarabilen bir teşkilattır hı hı. Türkiye genelinde. Diyarbakır'da çukurların ürettiği mağdurlara, kendi insanımıza orada e, terörün Kürt tehciri e, oluşturması ve 300 bine yakın insanın evinden ocağından uzaklaşması evet. dolayısıyla duyarlı davranan ve oraya 10 tır yardımla seferberlik ilan eden bir teşkilattır. Şu anda da Şırnak, hı hı. E, Hakkari, Yüksekova, İdil olmak üzere bu merkezlere de yine yardım tırlarımızı e, yola çıkarmak için memur olarak karar almış durumdayız. Efendim? O yüzden bizim için Maraş bu anlamda e, önemli. Türkiye'nin de kurtuluş için sembol şehirlerinde. E, Maraş'ın bu anlamda önemi büyük. Gerçekten bir başkaldırının ilk adresi Maraş. Bakü'den döndünüz, yeni evet. döndünüz. E, neydi Bakü programınız, neden Azerbaycan'daydınız? Şunun için e, Azerbaycan şu an topraklarının işgaliyle karşı karşıya ve buna karşı da e, meşru müdafasını yapıyor. Karabağ e, sorunu e, Türkiye'nin de en önemli, dünyanın da e, en önemli sorunu. O evet. yüzden e, burada Azeri kardeşlerimize, oradaki e, dostlarımıza bir destek ziyareti. Aynı Hı -hı. zamanda oradaki Emek örgütü olan en büyük e, kuruluşlardan Hemkarlar Konfederasyonu ile bir araya gelip hı hı. eğitim ve işbirliği anlaşması yapma e, niyetiyle oradaydık ve güzel bir e, ziyaretti, iyi bir e, diplomasi oldu. E, ayrıca bizim genç memur senemizin Türkiye'de e, standlar kurarak öncülük ettiği işgale dur de nokta dur de. E, e, özellikle ekranlarından izleyen dostlarımız da izleyicilerimiz de bu anlamda anlamda duyarlı davranırsa son derece isabetli bir iş olmuş olur. İşgaledur.de.com üzerinden Karabağ meselesinde Azerbaycanın eee destek vermek için sanal ortamda bir imza kampanyası. Efendim bu noktanın e, altına çizelim durumda. lütfen. Halen evet. Azerbaycan topraklarının bir kısmı Ermeni işgali altında ve Memur Sen Genç Memur Sen ailesi e, bu işgale dur demek amacıyla bir e, sivil inisiyatif gerçekleştirmiş evet, ve, ve işgale dur de.com değerli izleyicilerimizin de bu sayfayı ziyaret etmesini rica ederim. Sanal ortamdan en azından imzalarıyla destek vermelerini son derece e, önemsiyoruz. E, bunun e, Azerbaycan tarafından da Takip edildiğini gördük ve Hemşeriler Konfederasyonu bundan son derece memnun olduğunu hı hı. E, yalnız olmadıklarını bu vesileyle hissetmenin hı hı. kendilerini çok daha mutlu ettiğini e, ifade ettiler. E, eğitim ve işbirliği hı hı. anlaşması imzaladık e, ve şehitliğimize e, uğradık. E, Türk şehitliği ve Azeri şehitliği hı hı. E, var. Dolayısıyla ikisine de uğrayarak duamızı yaptık. E, Azerbaycan'daki arkadaşlarımızı Oradaki emek örgütünü burada da misafir edebileceğimizi ifade ederek onları da Türkiye'ye davet ettik. Türk dün Azerbaycan için de önemli bir gündü. Çünkü Cumhurbaşkanımız da biz oraya indiğimizde Bakü'de Bakü'deydi hı hı. ve forum dolayısıyla oradaydı. Dünya liderlerinin çoğu oradaydı. Bu Azerbaycan için önemli. Şu anda da yine Azerbaycan'da yine uluslararası bir toplantı gerçekleşiyor. Formula 1 şehir evet. turu da orada yapılacak. Dolayısıyla Azeri kardeşlerimizi yalnız bırakmamak gerekiyor. Efendim kazanımlarımıza ve aslında şu anda TRT Havaz rejisinin ve ofislerinin telefonlarının susmadığı mesajını iletiyor arkadaşlarım bana. Kazanımları soracağım. Evet. Bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini soracağım ama Arnavutluk programıyla devam edelim isterseniz. Mehmet Akif Amma etkinliği de gerçekleştirdiniz. Bunun kapsamı neydi? Beklediğiniz ilgiyi görebildi mi? E, son derece mutlu olduğumuz bir programdı. Arnavutluk programımız. Biz e, Eğitim bir senin başkanlarıyla e, 150 kişilik bir heyetle e, Makedonya Arnavutluk, Kosova ekseninde bir başkanlar kurulu gerçekleştirmiştik. Hı hı. O esnada oradaki sivil toplumla e, irtibatımızda bir Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyonu'nun Tiran'da e, yapılabileceği konusunda uzlaşmıştık. Çünkü orada ilk defa bu anlamda bir faaliyet olacak. Bizim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy aslında bir Arnavuttur. Evet. Dolayısıyla Arnavutlukta bu anlamda bir nitelikli programın yapılması hem iki ülkenin kaynaşması hem Akif'in bir değer olduğunun oradaki insanlar tarafından da fark edilmesine katkı sunacaktı. Çok isabetli bir karar aldığımızı hı hı. fark ettik. Makedon Arnavut ve Kosova'daki eğitim sendikalarıyla eğitim bir ve oradaki Alsar Vakfı ile beraber. Beşli konseptle e, bir program organize ettik. Türkiye'den Milli Eğitim Bakanı e, geniş bir katılımla bakanlık bürokrasisiyle beraber e, programa iştirak etti. Oradan üst düzey katılımlar vardı ve iki gün sürdü yeah. sempozyum. E, ve burada sıra dışı bir şey oldu. Arnavutça'ya safahatı çevirerek 7 bin e, safahatı orada biz eğitimcilere dağıtma fırsatını e, elde ettik. Baştan sona kadar e, salonda hiç boşalma olmadı ve ilgiyle takip edildi. Güzel bir programdı. Ben TRT da teşekkür ediyorum. Takip ettik Çünkü TRT Avaaz o süreçte bize eşlik etti ve adım adım e, röportajlarla, e, yayınlarla süreci Türkiye'ye taşıma fırsatını bize tanıdı. O yüzden e, ben TRT Avaz ailesine de bu vesileyle bir kez daha Efendim, teşekkür böyle ediyorum. böyle güzel e, programları zevkle takip ediyoruz. Türk dünyasının diğer kesimlerinde ulaştırmak anlamında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gelelim kazanımlarımıza. E, bu taşeronlara kadro meselesi en çok tartışılan konu. E, üzerinde çok yorum yapılan konulardan birisi haline geldi. Efendim aslında koşullar net de bir bilgi kargaşası mı var ortada? Neden bu konuda kimin nasıl kadro alacağı noktasında hala soru işaretleri var? Bu soru işaretleri ne zaman giderilebilir? Tabii burada işin teknik boyutunu devlet progresi çalışıyor. Maliye, devlet personel, çalışma bakanlığı başta olmak üzere hı hı. bu anlamda işin teknik boyutu çalışılıyor. Hı hı. Dün Sayın Başbakan'la Çankaya Köşkü'nde 1 Mayıs öncesi emek örgütlenmeleriyle beraber bir araya gelişimizde hı hı. E, Başbakan'ın Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapılan e, açıklamayı daha da detaylandırarak e, taşerona e, kamu güvencesi noktasında e, önemli aşamaları geçtiğini hı hı. ve meclise gelebilecek düzeye geldiğini ifade etti. Biz e, bunu önemsiyoruz. Hı hı. E, neden önemsiyoruz? Şunun için e, taşeron üzerinden, e, taşeronun alt firmalar üzerinden alt işveren üzerinden yüklenilen bu hizmetin hı hı. taşeron çalışanları sonsuz derecede mutsuz ettiğini, onların iş güvencesi noktasında hakikaten darlandıklarını ve bunaldıklarını hı hı. sendikalar olarak zaten uzun süredir takip ediyoruz siz ve yaşıyoruz, biliyoruz. Bunların kamu güvencesine kavuşması hı hı. noktasında ortaya konulan inisiyatif bizim açımızdan kıymetli ve çalışanlar açısından da son derece değerli bundan Hı -hı. bir e, yaklaşım. Çünkü taşeronlar e, bundan dolayı bir sevinç içerisindeler. E, fakat bizim bazı kaygılarımız e, Hı -hı. var emek örgütleri olarak. Bunu da dün Sayın Başbakana bizzat e, ne gibi ifade ettim. Efendim? Şundan dolayı biz kamuda istihdamın e, ya 4A statüsünde ya da 4D statüsünde yani ya işçi ya da memur statüsünde olmasını istiyoruz. Hı -hı. Ara statülerin sıkıntı doğurduğunu Geçmişte de test ettik, bugün de yaşıyoruz. Yani 4B üzerinden sözleşmeli olarak alınan 300 bine yakın insan memur senin yoğun gayretleriyle evet. kadroya Geçti alındı. Ben. 4C konusundaki istihdam şu an hala sıkıntı üretmeye devam ediyor ve 4C statüsünde çalışan arkadaşlarımızın memnuniyetsizliği bütün kamuoyu tarafından biliniyor. O yüzden onların da kadroya alınması konusunda dün Sayın Başbakanımıza bu konseptin içerisine, meclise gelecek taşeronla ilgili yasanın içerisine... 4 c de de kadroya alınması ve bu haklı beklentinin hı hı. bizim 300 dönem toplu sözleşmede imza altına aldığımız bu konunun edilmesini ve bu mutluluğun büyütülmesini istiyoruz diye özellikle e, ifade ettim. Ve buradaki bizim çekincemiz taşeronların kadroya alınmasında yeni bir statü üretiliyor. Yani mevcut 4A B, C, D diye olan statünün yanına bir de E statüsü ekleniyor. Bu statü kısa vadede mutluluk getirebilir. İnsanlarımız kısa vadede bununla buna ilişkin bir haz duyabilir ama bir miktar e, mesafe aldığımızda ve aradan az bir şey zaman geçtiğinde insanlar e, yeni taleplerini gündeme getireceklerdir. Çünkü bu 4B'de de 4C'de aynen yaşandı. O yüzden, yani Sayın Başkan, ara bir kadro oluşturuyor. Evet, yeni bir ara bir yeni bir statü oluşturuluyor. Yani mevcut statülerin dışında bir statü oluşturuluyor ve bunlar e, sosyal güvenlik boyutuyla işçi, Hı -hı. özlük hakları toplu sözleşme boyutuyla da memur, memur. statüsünde olabilecek yeni bir statü oluşturuyor. Bunun Hı -hı uzun vadede sorun üreteceğini ya 4A kadrosunda hı hı. ya da 4B şey, ya da 4D kadrosunda kadrosu. İslam edilmesi konusundaki kararlarımızı ifade ettik ve orada 4C'lerin kadro beklediğini, üniversiteli işçilerin e, işçi kadrosunda çalışan, memur kadrosunda çalışan üniversiteli işçiler var. Bunların kadro beklediğini, hı hı. E, vekile ve be, hemşirelerin, vekil imamların, müezzin kayyumların, e, usta öğreticilerin iktis e, karşılığı çalışanların onların da aynı anlamda güvence beklediğini e, masada Sayın Başbakan'a e, ileterek bu 1 Mayıs'ta mutluluğu büyütmek istiyorsak bunları da dikkate almalıyız diye özellikle taşıma fırsatı bulduk. Hı hı. Efendim belediyede e, belediye sözleşmeleri, belediye taşeronları için ayrı bir düzenleme var mı? Bu tartışılıyor baştan beri ve şu anda e, ifade ettikleri şey belediye ve özel idare çalışanlarının Belediyeler bünyesindeki şirketler üzerinden istihdamının hı hı. E, öngörüldüğü bir e, düzenlemeden bahsediyor. Son şekli meclise sevk edilen e, yasa taslağında e, kendisini gösterecektir. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. efendim Anladığım kadarıyla siyasi irade ortaya konuldu. Dediler ki taşeronlara bir kamu güvencesi sağlamak noktasında bir kararlılığımız var. Teknik çalışmaları yapılıyor. Meclise gelecek. Mecliste bu tasarının yeniden düzenleneceği eklemeler ve çıkarmalar yapılacağını düşünüyor musunuz? Tüm muhalefet buna aynı pencereden mi bakıyor? Olabilir. Bu mümkündür. Ortaya bir tasarı çıkarsa tasarıya ilişkin tabii ki tenkitler ve teklifler olacaktır. Biz de o süreçte tasarı üzerinden yine görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşma, e, siyaset zeminine taşıma fırsatını bulacağız. Efendim siyasi partilerin konuya yaklaşımını değerlendirir misiniz? Hükümetin böyle bir teklifle gelmesi diğer siyasi partiler tarafından nasıl karşılandı? E, böylesine kritik bir noktada e, siyasetin çok ince bir çizgide olduğunu tahmin ediyorum. E, nedir katkıları diğer siyasi partilerin? Siyasetin kendi doğası gereği rekabet evet. e, kurgusuyla olaya yaklaşması zaten toplum tarafından beklenilen bir şey. Ama e, burada ben siyasetin de e, taşeronlara e, iş güvencesi noktasında kamuda 3 e, yıllık sözleşmeyle istihdam edilmesi noktasında e, çok aşırı defans yaptıkları Hı -hı. düşünmüyorum. Ama kadro e, konusunda onların da e, ısrarcı cümleler e, kurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siyasetin kendi e, doğası gereği, rekabet kurgusu gereği bunlar e, doğaldır diye düşünüyoruz. E, bunlar bizim de aslında hissiyatımız ifade eden şeyler. Biz Hı -hı. de farklı bir şey söylemiyoruz. Dolayısıyla kamuya e, güvence olarak kendilerine e, kamuya alırken, güvence verirken bunun kadrolu olarak olmasının son derece isabetli olacağını yeni özel statüyle e, bu anlamda aslında uzun vadede yeni bir sorunsalı e, satın alacağımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla bunun olmaması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bunlar eğer şu an tasarlandığı şekliyle olursa Hı -hı. E, kamu görevlileri sendikalarının e, alanında olacaklar. Dolayısıyla onların temsili de yine e, 11 hizmet konunun tamamında yetkili olan ve 1 milyon üye sayısına e, yürüyen Memur Sen e, sayesinde olacaktır. Çünkü 3. dönem toplu sözleşmede biz 3 milyon 200 bin çalışan, 1900 emekli 5 milyon 100 bin kişi oturmuştuk. Eğer bu şekliyle e, gelirse e, 5 milyon 500 binden fazla insan için masaya oturmuş olacağız. E, çünkü bu 300 bin civarında belediyeler ve üzeri idareler üzerindeki sayı eğer bu şekliyle konuşulduğu şekilde çıkarsa onların da memurların kapsamına dahil edilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Evet hala olabilir. O yüzden bu yine bizim alanımıza gelecek ve masada bunları yine biz temsil edeceğiz. Burada bazı sorunlarla ileride uzun vadede karşı karşıya kalacağız. O da eşit işe eşit ücret gibi evet. benzer talepleri beraberinde getirecektir. Dolayısıyla o yüzden ee, ...biz anlık değil, günlük değil, uzun vadeli bir planlamanın, bir istihdamın daha e, doğru olabileceğini düşünüyoruz. E, fakat taşan e, taşeronlarda da şu anki haliyle devlet güvencesinin tanınmış olması dolayısıyla bir mutluluk söz konusu. Bunu da göz ardı edemeyiz. Efendim bir eleme süreci de yaşanacak mı? Çünkü bir ne, sınav olup olmayacağı noktasında e, çeşitli tartışmalar var. Yoksa... E, Tek bir havuz oluşturulacak ve bu havuz içerisine dahil olan bütün taşeronlar atanacak mı? Bir eleme sisteminden bahsetmek istiyorsunuz? Tabii ki bir eleme sisteminin olacağını Maliye Bakanlığı da, bundan önceki hükümet yetkilileri de hı hı. çeşitli demeçlerinde ifade ettiler ve kamuoyuna yansıdı. Dolayısıyla bunun ÖSYM üzerinden merkezi bir sistemle yapılabileceği gibi kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ölçme değerlendirme sistemi olan sınav sistematiği konusunda uzman kuruluşlar üzerinden de bunu, Yapabilecekler. Dolayısıyla e, taslak ortaya çıktığında zaten bu süreçlerde e, detay olarak peşinden bütün kamuoyuna takdim edilecektir diye düşünüyoruz. Sayın Başkan, taslağı ne zaman bekliyorsunuz? E, Başbakanımızın cümlesi e, önümüzdeki haftalar içerisinde vereceğiz diyor. Ben önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta içerisinde. E, inebileceğini düşünüyorum. Taslak gelmesiyle beraber meclis maratonu başlayacak. Tabii. Ondan sonra daha net bir şekilde bütün bu e, konuları tartışabileceğiz. Efendim programımızın sonuna yaklaşırken 1 Mayıs gündemine müsaadenizle geri dönmek Tabii. istiyorum. E, sizin Kahramanmaraş programımızın içerisinde neler olduğunu sormuştum. Memur sen Kahramanmaraş'ı seçti. Önemli bir başkaldırı noktası. Programda neler var? Programda e, öncelikle e, Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Hı -hı. E, dolayısıyla ee, uluslararası güçler terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye diz çektirmeye hı hı. çalışırken terör örgütleri de ortak bir konsepte birleşerek e, kendi aralarında güç birliği ve iş birliği hı hı. yapıyorlar. E, tıpkı e, emperyal odaklarla iş birliği yaptıkları gibi. Dolayısıyla e, böyle hassas bir süreçte e, çukurların ürettiği e, mağdurlar var. Çukurların e, zorlaştırdığı bir hayat var. Dolayısıyla devletin de bir süpürme harekatı söz konusu ve bu, bu esnada Hayatını kaybeden e, insanlarımız var, Hı -hı. şehitlerimiz var. E, hassas ve netameli bir Çok ortamda 1 Mayıs e, e, icra edilmiş olacak. Fakat bu 1 Mayıs'ın icra edilmesine engel bir durum değil. Konsept buna göre ayarlanmış durumda. O yüzden e, e, Mehteran'dan dört e, dilde e, 1 Mayıs bildirisinin e, okunmasına, e, bizim kendi marşlarımızı ifade etmemize alanda çalışıyoruz. E, konuşmalara varana kadar konseptimiz geniş. Maraş'ta müftülük meydanında olacağız. 1 Mayıs'ta saat 10'da oradayız. Emeğin Kahramanları Maraş'ta sloganıyla konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bütün kamuoyunu yakından takip etmeye Maraş'ta olanları müftülük meydanında bizimle olmaya davet ediyorum. iyi bir 1 Mayıs diliyorum. Çünkü 1 Mayıs'ta hem Teröre karşı duruşumuzu, emperyalist güçlere karşı hı hı. E, direnişimizi, Ensar Muhacir kardeşliği noktasında Türkiye'nin gösterdiği örnekliğin e, taltif edilmesi ve bu anlamda e, duygularımızı ifade edeceğimiz, çalışan e, kesimin, emek gündeminin e, düşüncelerini paylaşacağımız, Taşeron'dan 4C'ye, Vekile Beyemşire'den Vekil İmam'a varana kadar bütün emek gündemini e, orada e, kamuoyuyla buluşturabileceğimiz, bir 1 Mayıs olacaktır. Ben e, halkımızı ekranlardan izlemeye Maraş'taki ve yakın e, illerdeki arkadaşlarımızı da Müftülük Meydanı'nda bir olmaya davet ediyorum. Sayın Yalçın çok teşekkür ediyoruz. TRT Hava Stüdyolarına geldiniz. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Biz de sizin nezdinizde bütün emekçilerin 1 Mayıs'ını şimdiden tebrik ediyoruz. Emekle dayanışma günlerini. Sağolunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyicilerimiz bugün Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın bizlerle birlikteydi. Memur Sen emeğin kahramanları Maraş'ta sloganıyla 1 Mayıs'ı Kahraman Maraş'ta kutlayacak. Sayın Yalçın çevre illeri ve Maraş sakinlerini de davet etti bu vesileyle. Bitiriyoruz. Yarın gündemini öne çıkan başlığıyla saat 13'te tekrar karşınızda olacağız. O zaman hadi hoşçakalın.